티켓을 따내는 게 가장 중요할 것 같고요. 네. 뭐 그렇게 노력하다 보면 자연스럽게 우승은 따라올 것 같습니다. 자, 대한민국의 조진호 선수를 투입을 했습니다. 등번호 7번에 네. 지켜보도록 하겠습니다. 3대 0으로 앞서 있는 대한민국이요. 네, P3 불리면서 이제 후반전이 시작이 됐습니다. 네. 왼쪽에서 오른쪽으로 대한민국, 그리고 오른쪽에서 왼쪽으로 아프가니스탄이 공격을 펼치겠습니다. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün yepyeni bir transfer iddiasıyla yeniden karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe geleceğe yönelik transfer hamlelerine tek tek devam ediyor. Önce Arda Güler'in yükselen performansı, ardından altyapı için İsveç asıllı oyuncu İshak Vural'ın Benfica'dan transfer edilmesi ve son olarak 2003 doğumlu Koreli Jinho Joe ile ilgili transfer iddialarının gündeme gelmesi Fenerbahçe'de gençlik ateşinin alev alev yanmaya başlamasına neden oldu. Bugünkü içeriğimizde Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı Kore futbolunun genç yıldızı hakkında sizlerle detaylı bilgiler paylaşıp Kim Min-jae referansıyla gelen genç oyuncuyu elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağız. İçeriklerimizi beğenmeniz durumunda videonun sağ alt kısmında bulunan like butonuna basıp paylaşmanızı özellikle rica ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Header 역시도 네. 정확도에 조금 집중을 했습니다. 이렇게 되면은 이태석 선수가 오늘 그 골 유도한 것까지 하면 세 개 네. 아닙니까? 지금? 그렇습니다. 자책골 유도한 것까지. 여러 가지로 측면, 왼쪽 네. 측면에서 활기를 불어넣고 있... 2003 예ılında 도안 진호 조, 지옹북 아트프스 yetişmiş bir yetenek. 솔해북 도우다키 겨움산 ortaokulu ve ardından Yongsan Lisesi'ne gittikten sonra Kore'nin önde gelen futbolcu adaylarından biri haline geldi. 2021 sezonunda Yongsan Lisesi'nin futbol takımının lideri durumuna konumuna yükseldi ve tüm dikkatleri üzerine topladı. Sağda Jeonbuk Yot'taki sihirbaz 31 numara olarak bilinen bir orta saha oyuncusu. Genç yıldız adayıyla Avrupa kulüpleri ciddi anlamda ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri bu transferi bitirmek için ciddi çaba sarf etseler de özellikle Kim Min-jae'nin devreye girmesiyle genç oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı konuşuluyor. Jeonbuk Hyundai Motors 18 yaş altı takımında oynayan Jinho Jo bu sezon 7 maçta 1 gole imza atarken Kore Milli Takımının alt yaş kategorilerinde ise toplamda 11 maçta 3 gole imza attı. 본인이 원하는 위치로 정확하게 가거든요. 현대 골키퍼들이 사실 패스를 못 하면 높은 평가를 받기가 어렵습니다. 네. 아무리 선방을 잘해도 어느 종 Jinho Jo'ya ilişkin çok detaylı bilgiler yok. Ancak Kore kaynaklı kısıtlı bilgiler oyuncunun özellikle bağlantı oyununda yüksek pas yeteneğiyle öne çıktığını, hem işin organizasyon hem de topla alan kat etme konusunda önemli meziyetleri olduğunu söylüyor. Hem hareketli hem de duran toplarda önemli bir şutör olması da oyuncunun merkezdeki değerini ciddi anlamda arttırıyor diye yorumlar var. Onun için yüksek oyun görüşü, oyunu organize etme becerisiyle Koreli Iniesta benzetmeleri yapılsa da açıkçası onu değerlendirmek için yeterli bilgi ve veriye sahip olmadığımızı söylemek gerekiyor. Oyuncu ile ilgili gelen kısıtlı bilgiler oyunu iki yönüyle oynayabildiğini söylese bile bunu saha içinde canlı gözlerle izlemeden net bir kanaat olarak sunmak çok doğru olmaz. Fakat son yıllarda özellikle Kore futbolunun gösterdiği atılım ve Avrupa yaptıkları yetenek ihracını düşündüğümüzde ve belki de en önemlisi Kim Min-jae referansıyla geldiğini hesaba kattığımızda Fenerbahçe çok önemli bir potansiyeli kadrosuna katmış olabilir. Ancak bunu net olarak söylemek sanırım biraz zamanımız alacak. Jinho Jo'nun transferiyle ilgili gelen bilgiler oldukça karışık. Bir grup basın mensubu oyuncunun Türkiye'ye geleceğini iddia ederken bir grup basın mensubu ise Kore oyuncunun İstanbul'a gelip Fenerbahçe altyapısına katıldığını bile iddia ediyor. Öyle ya da böyle Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik yaptığı bu yetenek hamleleri çok kritik. Bu oyunculardan bir ya da iki tanesini ilerleyen yıllarda yüksek verim vermesi durumunda Fenerbahçe hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazançlar elde edebilir. Bu noktada artık Fenerbahçe'nin yapması gereken tek şey öncelikle bu genç oyuncuları oynatacak, onlara değer katacak teknik direktörü bulup ardından onları kullanacak futbol kültürünü inşa edebilecek sabrı göstermesi gerektiğini özellikle ifade edelim. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek.
Sevgili Fenerbahçeliler, yine bir solukta. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Koreli 18 yaşındaki genç oyuncu Jinho Jo'yu konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Oyuncuyu detaylı izlediğimizde onun hakkında daha geniş içerikler yapacağımızdan emin olabilirsiniz. O güne kadar bizi ve kanalımızı takibe devam edin. Ve ayrıca Sansus Futbol ve 92.2 Radyo Gol Frekans'taki programlarımızda bizleri yalnız bırakmayın. Hepiniz çok seviyoruz. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.